de tel kafes yaparsanız daha net görürsünüz. Bunları bize birleştirecektir. Tekrar katı hale dönelim. Kenarları düz kırmak istiyorum. Şu skecimi saklayayım. Single curve diyorum. Burada sweep'te yapmam gereken bir ayardan dolayı bunların hepsini bir bütün olarak görüyor. O yüzden bunu işlemi sağlıklı hale getirmek için ayarlarımı tekrar yapıyorum. Okey diyorum. Evet, tek kenarı seçtik. 15 milimlik radüsler kıralım. Daha da büyütebiliriz. 25 milim de hata verdi. 20'ye bakalım. 20 de evet. 15 milim olacak sanırım. 15 milimlik radüslerimizi kıralım kenarlara. Gelelim birleşme noktalarını da radüs kıralım. 2 milimlik. 1 milim de verebilirsiniz. Apply diyelim. Gelelim bu kenarımıza da yapalım aynı radüsümüzü. 2 milim de buraya verdik. Evet. Şimdi çoğaltma işlemimize geçebiliriz. Future komutlarının altında yine parten geometriye giriyoruz. Daha sonraki videolarımızda parten face'i göreceğiz. Parten geometri komutuna girdik. Evet. Sayfamızı bir önceki videoda tanımıştık. Objemizi seçiyorduk ilk kısımdan. Gelelim. Ve unsurlarımızı seçelim. Sweep'te seçiyoruz ve radüslerimizi seçiyoruz. Hepsini seçti. Ve dairesel bir çoğaltma işlemi yapacağız. O yüzden layout kısmında daire komutunu seçiyoruz. Geliyoruz spesifik vektörde Z vektörünü seçiyoruz. Evet. Burada istediğiniz kadar İstediğiniz ölçüde yapacağınız şekle göre çoğaltma işlemlerinizi yapabilirsiniz. 4 diyebilirsiniz. Burada ben 6 diyoruz. 6 adet ve 360 derecede 60'ar derecelik açılarla bölmesini istiyorum. Bunu bu şekilde giriyorum. Ve bana rüzgar gülümü oluşturuyor. Gördüğünüz gibi tüm radüslerimizle beraber tüm işlemimizi yapmış oluyoruz. Evet. Bu şekilde dairesel çoğaltma işlemleri yapabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.